Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde İngilizce cümle nasıl kurulur bunu öğreneceğiz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. İngilizce öğrenenlerin temelde yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi ise nasıl İngilizce cümle kuracaklarını bilmemeleri. Ben bu konuda çok fazla yorum aldım. Cümle kuramıyorum. Hocam nasıl cümle kuracağımı bilmiyorum. İngilizce cümle nasıl kurulur gibi. Bu yorumları baz alarak size ipuçlarıyla dolu bir video hazırladım. Bu videoyu izledikten sonra temel seviyede cümle kurmayı ve daha karışık seviyede cümle kurmanın kurallarını öğrenmiş olacaksınız. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Aslında biz Türkçe konuşurken daha karmaşık ve daha zor yapılarlı cümleler kurarız. İngilizce bizim dilimize oranla daha sabit ve daha kolay cümle yapılarına sahiptir. Fakat iki dilin cümle yapıları birbirine terstir. Bu yüzden biz Türkçe düşünmeyi bırakmadığımız sürece İngilizce kurduğumuz cümlelerde her zaman bir hata olacaktır. Önce temel cümle yapısını inceleyelim. Türkçe konuşurken çoğu zaman cümlelerdeki ekleri atıp yok sayarız. Çoğu zaman bunları kullanmayız. Örneğin, o doktordur. Bu cümlede gördüğünüz gibi parantez içerisindeki dur ekini kullanmadan da Türkçe olarak bu cümleyi ifade edebiliriz. O doktor. Ama İngilizce'de bu mümkün değildir. İngilizce'de eğer ekleri atarsak cümleler her zaman zayıf ve anlam bakımından güçsüz olacaktır. Örneğin, he is a doctor. Buradaki hiçbir eki atamayız. O bir doktordur. İngilizce cümle kurabilmek için önce bu mantığı iyice yerleştirmemiz gerekiyor. Anlamlı bir cümle kurabilmek için önce subject, yani özneyi yazmalıyız. Eylemi, işi kim yapıyor bunu belirttikten sonra verb, yani fiil yazmalıyız. Şahıs zamirleri İngilizce'de her zaman kullanılır. Şahıs zamirlerinden kastım ben, sen, o, biz, siz gibi eklerdir. Örneğin, he plays oynuyor. She swims, yüzüyor. I am watching, ben izliyorum. Gördüğünüz gibi zamanlar ise de kalıp sabittir. Subject yazdıktan sonra verb yazarız. Training. 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 Here yeah, he cried. Here yeah, he cried. Oh no. Oh, no. Cümle kurmanın ikinci aşaması şudur. Object, yani söylediğimiz, yaptığımız işten etkilenen nesne ya da kişidir. Bunun cümle yapısındaki yeri ise şudur. Subject, eylemi gerçekleştiren kişi, yani özne. Verb, fiil. Object, söylediğimiz işten etkilenen nesne ve kişidir. Örnek cümlelere bakalım. I saw a horse. Ben az gördüm. I, Cümledeki öznedir. Yani işi gerçekleştiren kişi. So, fiildir. A horse ise bu fiilden etkilenen kişidir. Yani object. İkinci cümle. He went to home. Eve gitti. He, eylemi gerçekleştiren kişi. Went to, verb. Yani fiildir. Buradaki object, nesne, yani yaptığımız işten etkilenen şey ise home, evdir. Aha! <laughs> uh-huh. Oh, we were going to get a hamburger. Oh, we were going to get a hamburger. chocolate pie. chocolate pie. Eğer daha uzun cümle kurup daha fazla bilgi vermek istiyorsak, yani nerede, ne zaman, niçin yapıldığını da belirtmek istiyorsak şu sırayı takip etmeliyiz. Cümleye öncelikle işi yapan kişiden başlamalıyız. Subject, özne, ne yaptığından bahsetmeliyiz. Verb, fiil. Bunun nerede yaptığından söz etmeliyiz. Where, nerede. Ve ne zaman yaptığını anlatmalıyız. When, ne zaman. Son olarak ise neden yaptığını söylemeliyiz. Why, neden. Eğer bu sırayı, bu kalıbı takip ederseniz, cümle kurarken hata yapma şansınız daha az iner ve neredeyse hata yapmazsınız. İngilizcede cümleler kalıplar şeklinde ilerlemektedir. Eğer bu kalıpların mantığını iyice kavrarsanız daha rahat bir şekilde cümle kurabilirsiniz. Örnekleri inceleyelim. I will go to the baker on Sunday because I want to buy bread. Ben pazar günü fırına gideceğim çünkü ekmek almak istiyorum. İşi yapan kişi I, ben özesidir. Subject olur. Eylem ise go to, gitmek fiilidir. Gideceği yer bakery, fırındır. Bunu yapacağı zaman on Sunday, pazar günüdür. Because yazarak da neden gittiğini belirtiyor. Çünkü ekmek alacak, She went to the hospital yesterday because she was ill. O dün hastaneye gitti çünkü hastaydı. Eylemi yapan kişi she öznesidir. Subject olur. Gitme eylemi ise went to, worked'dür. Gittiği yer the hospital, hastanedir. Gitme sebebi ise hasta olmasıdır. Eğer bu kalıpları takip ederseniz çok rahat bir şekilde uzun cümleler kurabilirsiniz. Bahsettiğim kuralları dikkat ederek ve kalıpları kullanarak temel seviyede İngilizce cümleler kullanabilirsiniz. Eğer cümle kurma yeteneğinizi geliştirmek istiyorsanız birkaç tane ipucundan bahsedeceğim. Her gün İngilizce günlük tutabilirsiniz. Günlük tutmak insanın yazma becerisini geliştiren bir eylemdir. Eğer bunu İngilizce tutarsanız, özellikle çevrenizde İngilizce bilen kimse yoksa İngilizce günlük tutmak son derece avantajlı olacaktır. Günlük tutmaya öncelikle basit cümlelerle başlayacağınızı biliyorum ama daha sonra emin olun bu cümleler daha uzun ve daha karmaşık hale gelecektir. Ayrıca kendinize belli günlerde kısa hikayeler yazabilirsiniz. Hikaye yazmak da yazma becerisine oldukça fayda sağlar. Temel seviyede yavaş yavaş kuracağınız bu cümleler zamanla ilerleyecek ve siz de artık İngilizce cümle kurabildiğinizi göreceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. You need a diary. You need a diary.